Allah Allah. Betüş. Betüş. Aa. Betüş. Ferhat, Betüş'ü gördün mü? Yo, ben daha yeni geldim. E şimdi buradaydı Betüş. Yani demin buradaydı, şimdi yok. Betüş gitmiş, yerine bu gelmiş. Bu ne peki? Pasta. Ha. Tamam da kim için pasta? Ay ne bileyim ayol. Bağırmayın canım, kızacak bir şey yok. Ben meraktan sordum öyle. Allah Allah. Yahu Betüş şimdi buradaydı. Ben çok iyi hatırlıyorum ama Betüş gitmiş, yerine bu gelmiş. Ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş? Betüş nereye kayboldu? Aklıma kaçacağım Ferhat. Lavabo. Ne? Tam bakayım mı? Hadi bak bak. Oh. Allah Allah. Betüş. Ay, bir şey mi oldu kadına? Vallahi orada kimse yok. Yani bravo sana da Ferhat. Lak adanak destursuz kadınlar tuvaletine mi girdin? Ay tut şunu. Ben aklımı kaçıracağım. Gidip Betüş'e bakacağım. Çekil. Eyvah. Ne oldu? Ay, benim hemen kafeye gitmem lazım. Baksanıza orada beni arıyorlar. Eda, senin bu unutkanlıkların yüzünden çabuk hemen benimle kafeye geliyorsun. Ya ne oldu ki? Bir şey sorma, gidiyoruz dedim. Hadi. Üf, tamam, tamam. Dışarıda da yok. Nerede bu kadın, nerede? Vallahi ben de endişe etmeye başladım ya. Cebinden mi arasan? Ay vallahi şimdi buradaydı. Hemen arıyorum ama kafeden de cep biraz fazla yazıyor. Olmaz bir şey canım. Aa, bakalım kim geldi? Betüş neredesin sen? Ben mi? Ben... Ay, temiz hava almaya çıktım Suzan'cığım. Ben demiştim. Pardon, hesabı alabilir miyim? Hemen geldi. Pardon ama sen hangi ara çıktın da, nereye gittin de hemen geri geldin? Sen... Aa, Suzan abi, görmüyor musunuz? Burası çok çalışan bir kafe. Bir dünya insan giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Arada muhtemelen siz Betüş'ün çıktığını görmediniz. İyi. Hadi ben senin çıktığını görmedim diyelim. Bu alamet pastanın geldiğini de mi görmedim? Pardon, bana açıklar mısınız? Ben havale falan mı geçirdim? Ateşim 40'a yükseldi de bayıldın mı? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama tek bildiğim artık Avni'ye inanıyorum. Ama Suzancığım... Çekil, çekil. Yok canım, öyle saçma şey olmaz. Şimdi onun kafası karıştı bayağı. En iyisi ben arkasından gideyim, eve kadar ona eşlik edeyim. Evet, evet. Tamam. Eşlik et sen Ferhat'cığım. Tamam. Hadi gideceğim. Eda. Eda, meda deme Betüş. Bu pastayı burada sen nasıl unutursun? Aman canım, bütün boncuklar da bana kalıyor. Ben o pastayı orada unutmuş olmasam bile bu kadın senin burada olmadığını anlamayacak mıydı? Ben şimdi ne yapacağım Eda? Ne bileyim, her şeyi unutturma sihri yaparız, geçer. Hayır. Nasıl hayır? Şimdi herkes bizim peri olduğumuzu anlasın mı? Ben artık sihirimizi yapmayacağım, bir tek onu biliyorum. Hayda. Şunu da şuraya koyalım. Bunu da buraya tak. Bana bak, dikkatini bana ver, dikkatini bana ver. Senin için yapıyorum. Bu oyun değil, bu bir sanat. Tamam mı? Biraz sonra bozacağım bunu. Sen tekrar baştan yapacaksın. Onun için dikkatli bak. Leyla, kapıya bakar mısın? Açıyorum Avni Bey. Bunları da buraya koyayım bunu. Avni, artık sana inanıyorum Avni. Buyur. Avni, ben perilerin olduğuna inanıyorum. Hem sadece perilere değil, sana da inanıyorum kocacığım. Ne gördün karıcığım? Ay bilmiyorum, ne gördüğümü bilmiyorum. Önce oturup bir sakinleşmem lazım. Aman, 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 aman. Otur, sakinleş, hiç acele etme. Ne gördüğünü bana anlat. Sonra bir baktım, arkamı döndüm, Betüş yok. Ay çıldıracaktım Avni. Yani Betüş kaybolmuş, yerine bir tane pasta gelmiş. Hangi ara derede kayboldu da o pasta oraya nasıl geldi? İşte orası meçhul. Ya sanki ne oldu biliyor musun? Böyle zaman doldu, ben öyle kala kaldım. Sonra normale döndüm, işte orada bir şeyler oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu günleri gösterdin bana, sana şükürler olsun. Bana derviş deyin. Bundan sonra derviş Avni deyin. Çünkü sabreden derviş muradına ermiş. Allah'ım şükürler olsun. Sonunda karım sözüme geldi. Oh! Avni Bey, Suzan Hanım. Bence biraz daha mantıklı olmak lazım. Çünkü böyle bir şey bana çok mümkün gelmiyor. Ya niye mümkün olmasın Ferhat'cığım? Niye mümkün olmasın? Yani şunu söyle bana. Sen Betüş Hanım'ı kafeden çıkarken gördün mü? Ya da pastayı içeri girerken gördün mü? Çok güzel soru. Hiçbir şey görmedim çünkü ben o esnada dışarıdaydım. Zaten orası da meçhul. Betüş o kafe o kadar kalabalıkken niye dışarı çıktı? Nereye çıktı ve nasıl geldi? Bilinmiyor. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Bazı günlerde, özellikle özel günlerde kafe yoğunken ya da Betüş Hanım yoğunken
pastaları dışarıdan sipariş ediyoruz. Yani başka pastanelerden. Belki de bu durum öyle bir durumdur. Hayır, öyle bir durum değil. Sana şöyle açıklayayım. Periler hiçbir zaman yoğun olmazlar. Çünkü periler her şeylerini sihirle çabucak hallederler. Betüş Hanım neden siparişleri hep sizin yanınıza veriyordu? Çünkü sizin yanınızda sihir yapamıyordu da ondan. Bunun ispatı da şöyledir. Açın bakın sipariş defterini. Oradaki sayılarla sizin pastalar arasında çok fark olduğunu göreceksiniz. Vallahi doğru söylüyorsun Avni. Şimdi şöyle bir düşündüm de kesin öyle bir şey. Tabii ama önemli soru bu pasta niçin? Şey içinmiş, Betüş Hanım'ın bir arkadaşı varmış, onun özel bir günü varmış, onun içinmiş. Kim dedi? Betüş dedi. Ne dedi? Telefonda dedi. Hani Dudu teyzenin bir arkadaşı var ya, neydi adı ya? İşte onun içinmiş pasta, onun özel bir günü içinmiş. Peri han peri. Hayır, o değil. Bu hani sarı uzun saçları var, tamam mı? Aa, hoş bir hanım, hamile değil. Ya hatırlasana Avni, bir kere şey kafeye gelmişti. Hatta bir kere de Betüş'ün evine yemeğe davetliydik, orada görmüştük. Hatta ben eve döndüğümde kadının adını hatırlayamamıştım da sen de şey demiştin ya. Adını hatırlayamazsın Suzan. Çünkü ismini hiç söylemedi. O kraliçe peri falan demişti. Ha, kraliçe peri değil, periliçe. Hah yaşa, onun özel bir günü içinmiş işte. Evet haklısın, onun özel bir günü için. Onun için kaybolmalar, Betüş'ün gitmesi, pastaların gelmesi tamam, ilginç. Ay neyse, çocuğun yanında konuşmayalım bunları Avni. Baksana anlıyormuş gibi bakıyor suratımıza. Psikolojisi bozacak vallahi. Ay, tüylerim diken diken oluyor benim. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Her şeyi biliyor. Ben onu anlattım. Ay yoksa komşumuz bir peri mi Avni? Ya Ferhat, biz çıkalım mı biraz? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Hoppala, ne oldu şimdi? Yoksa sen de mi onlara inanıyorsun? Ya çıkıp yürüyelim işte biraz. Suzan Hanım... İzin verirsiniz değil mi? Tabii Leyla'cığım, tabii gidin. Gidin ben de biraz kafamı toparlayayım. Bir reyik yapayım, şakralarımı bir şeyimi açayım, kanallarımı doldurayım, bir şey yapayım. Vallahi beynim çatlayacak. Ha, tamam, ver. Ben bu tavırlara alışkınım, güle güle. Gel oğlum, gel. Gel biz de kaldığımız yerden devam edelim. Hissediyorum, varlar anne, hissediyorum. Pardon. Merak etme bir şey. Kolay gelsin. Gönül su benle yazı yazılamaz. Unutulan aşkın yası tutulamaz. Ne git dedim ne de kal. Sevene kelepçe vurulamaz. Aman da aman, kimleri görüyorum. Buyurun geçin içeri. Merhaba canım. Nasılsınız? Ya sen nasılsın? Yeni eve taşınmışsın, hayırlı olsun. Vallahi eksik olmayın ama bir gün mutlaka bekliyorum. İnşallah. Siz böyle zamansız çalmazsınız kapımızı. Anlatın bakayım neler oluyor. Ya çok sıkıldım, içim daraldı Firuze abla. Hayırlara vesile olsun. Ya ben galiba artık Suzan Hanım'ın yanında çalışamayacağım. Ne? Evet, yani Efecan'ın bir sağlığını düşünsenize. Hani annesi babası komşularının peri olduğuna inanan bir çocuk. Yani nasıl büyüyebilir ki sağlıklı bir şekilde? Hiçbir şey anlamadım. Şunu baştan teker teker bir anlatsanıza bana. Buyurun. Şimdi biz kafedeydik. Pasta geldi. O esnada Betüş Hanım yok oldu. Evet. Tam bunlar olurken... Oldu, gerçekten oldu. Yok oldu. Bir anda yok oldu. Biz tam ne oluyor falan derken Suzan Hanım fenalaştı. Evet. Kafalar karıştı. Öyle kala kaldık yani.